Hanımlar beyler, günün 3. yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Nur Hanım. Hoş bulduk. Neler merhabalar. Yapıyorsunuz? Enerji sistemleri mühendisiyim. 25 yaşındayım. Özel bir fabrikada kalite kontrol mühendisliği yapıyorum. Çok güzel. Ne kadar güzel. Yeni başladınız sanırım. 2,5 sene kadar oldu. 2,5 total sene çalışma kadar. Hayatım. Aa, ne kadar iyi. Bayağı tecrübe de edinmeye başlamışsınız. Başka ne yapıyorsunuz çalışma dışında? Onun dışında müzik, tiyatro, dans gibi etkinliklere gidiyordum. Onların kurslarını alıyordum. Şu an çalışma saatlerim yoğun olduğu için... Aa, gidemiyorsunuz. Bir süre ara vermek dans durumunda kaldım. Dans mesela neye gidiyordun? Tango yapıyordum. O bırakılır mı o be? Bırakmak durumunda kaldım. Milongo'ya mesai saatlerim falan, uymadı. Milonga. Milonga'ya falan Milongo. Gitmiyor musunuz? Birkaç kere katılma fırsatım oldu ama sürekli olmuyor maalesef çalışmak saatleri uymadığında. Anladım, çok iyi. Müzikle ilgili ne yaptınız peki o ara? Heveslerimi giderdim diyelim. İşte tamam. Şan eğitimiydi, bateri dersiydi gibi. Aa, davul da çalıştınız. Evet, hepsine çalıştım ama... Çok güzel. İşte birazcık hobi olarak olsun kendi canım, kendime. Olsun tabii efendim. Zaten yani profesyonel niye olmadınız demiyorum ben de zaten. Gayet iyi bir şey yapmışsınız. Besler insanı hem. Ne güzel. Peki kelimelerle aranız nasıl? Normalde iyidir. Ekran başında biliyorum ama... Aha. Şu an bildiğim bir şey çıksa da çok cevap verebileceğimi sanmıyorum. O yüzden artık eğlenceye. Ben de sizi rahatlatmak için konuşmaya çalışıyorum zaten. Farkındayım heyecanlandığınızın biraz. Peki sorum da kalmamış sevgili izleyenler. Peki selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Herkes çok seviyorum. Aa. Aileme. Evet, aile, yakın arkadaşlar falan. Onlara selam söylemek iyi oluyor. Sonra laf işitiyorsunuz. Aklınıza yani birine söyleyecekseniz diye dedim. Değil mi? Yok, almıyor. Şu an Nur Hanım benle değil sevgili izleyenler. Nur Hanım burada değil. Kendisi buradaymış gibi yayına devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. İyi misin? Bir su içmek ister misiniz? Teşekkür ederim. İyi şey yaparım. Halledersiniz diye düşünüyorum. Artık olduğu kadar. Bittik. Yandık sevgili izleyenler. Tek başınıza mı geldiniz? Arkadaşınız var mı? Yok, annemle geldim. Anneniz nerede? Annem burada. Siz misiniz? Merve, hoş geldiniz. Çok heyecanlı Nur Hanım. Ne iyi gelir? Çok heyecanlı. Evet, ne iyi gelir? Sizin konuşmanız. Ben konuşayım. Ben konuşayım, biraz daha konuşayım. Nerede yaşıyorsunuz? Ben Tuzla'da yaşıyorum. Tuzla'da maalesef. Yaşıyorsunuz. Evet, biraz evet. Biraz uzak. Zor oluyor, her yere uzak. Evet, peki çalıştığınız yere yakın mısınız? Oraya yakın diye Tuzla'ya taşındım. Zaten o yönden iyi oluyor. İyi bari. Ama merkeze uzak oluyor. Her yere çok uzak onun evet. Dışında. Tuzla biraz... Yok, Ankara'ya yakın Tuzla. Biraz öyle. Şehir değiştirmek daha kolay evet. Bir yere gitmekten. Evet. Tamam. Ufak ufak başlayalım mı? Ne dersiniz? Çok güzel olur. Aynen. Ben önce... Bir ne oluyorsa olsun görelim. Tamam. Hanımlar, beyler, ilk kelimemiz geliyor. Eski dilde çok önemli anlamında kullanılan bir kelime. Harf alayım. Tabii, harf aldık. H. Harf alayım. Aldık. M. Durdurun. Ehem. Ehem doğru cevap. 4 harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor. Buyursunlar. Evlerde çocuğun bakımından sorumlu çalışan. Dadı. Dadı doğru cevap. 5 harflilerdeyiz. Fransızca kökenli gelsin bakalım. Herhangi bir alanda alınmış olan kararların tümü. Karar. Mesela mecliste kanun çalışıyorlar. Böyle bir kanun nesi tasarı... diyorlar? Hayır. Böyle birkaç kanun var içinde. Ona ne diyorlar? Yasa, kanun... yürük. Yok, öyle değil ya. Daha basit düşünün. Siz annenize hediye aldınız. Onu neyle gönderiyorsunuz? Kargo. Peki önce ne yapıyorsunuz? Paket. Buyurun. Paket. Paket doğru cevap. Yine 5 harfli tek kelime bir cevap istiyoruz. Bakalım nasıl sorduk? Sorduk. Bir yüzeyin veya bir noktanın yüksekliğindeki yatay sınır. Denge, çizgi, yer... Çok basit düşünün. Harf alayım. Tabii. Ü. Düşey. Gibi bir şey. Düş. Kelimede bir harf yanlış. Durdurdum o zaman. Aynen. Mesela. Yüzey. Düzey doğru cevap.
Altı harflilerdeyiz. Türkçe kökenli bir kelime soruyoruz. Soruyoruz. Evet, soruyoruz. Buyurun. Rahmet, bereket gibi isimlerle anılan, canlıların yaşamak için ihtiyaç duyduğu suyu sağlayan doğa olayı. Yağmur. Yağmur doğru cevap. Yine altı harfli Farsça kökenli bir sözcük. Gelsin bakalım. Mevsimsel olarak göç ederek Avrupa ve Afrika'da yaşayan uzun bacaklı, uzun gagalı bir kuş türü. Leylek. Leylek doğru cevap. Yedi harflilere geçtik. Arapça kökenli bir kelime soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Eski dilde öğretmen anlamına gelen sözcük. Şey. Evet. Gibi bir evet değil. Müsebbil. Değil. Aa çok kolay. Evet. Harf al. Harf alayım. Sakince bir harf aldık. M. Müret. Değil. Müez. Değil. Ya. Bir harf daha alın. Muallim. Muallim doğru cevap. Nur Hanım, yarışmanın ortasındayız. 3300 puanımız var ve 2 dakika 5 saniye süremiz var. Buralar gayet iyi. 14 tane de harf alma şansınız var. Doğru stratejiyle ilerlerseniz sakin sakin gayet iyi bir sonuç alırız gibi görünüyor. Umarım. Aynen. Ben de umarım. O zaman devam ediyorum. Çok sağ olun. Tamam. Efendim 7 harfli ikinci aradığımız cevabın sorusu gelecek. Bakalım nasıl soruyoruz kendilerini. Tek kelime. Atletizmde sporcunun belli aralıklarla yükseklikleri değişen bariyerleri aşması gereken koşu. Parkur, maraton. Yok. Engel. Efendim? Engelli. Evet, basın. Engelli. Engelli doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Türkçe kökenli bir soru soruyoruz. Kelime soruyoruz. Soralım. Tabak, bardak, şişe gibi sert yapılı eşyaların kırılırken çıkardığı sesin adı. Camcı. Çıtırdı kırılmak. Şişe kırdınız. Aa bir nokta nokta duyuldu. Şıngırtı. Bir harfi değiştireceksiniz. Tıngırtı, hayır, şıngırtı. Hayır hayır. Doğru. Bir sesli harfi değiştireceksiniz. Şıngırtı dediniz. Daha geniş bir ses düşünün. Şangırtı. Şangırtı doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Bir bilim dalı soruyoruz şimdi. Buyursunlar. Yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşeri ve siyasal yönlerden inceleyen bilim dalı. Topograf. Değil. Daha basit düşünün efendim. Harf alayım. Allah Allah Nur Hanım. Niye alıyorsunuz efendim? Durdurun süreyi. Güvenin bana. Yeryüzünü fiziksel. Tamam. Lise düzeyinde. Coğrafya. Coğrafya doğru cevap. Ben sizi zor da bırakır mıyım? Efendim 9 harflilerdeyiz. Fransızca kökenli yine tek kelime. Bakalım nasıl sormuşuz. Bir işin bilim yönünden çok teknik ve pratik yönüyle uğraşan kimse. Bir işin bilim yönünden çok teknik ve pratik yönüyle uğraşan kimse. Teknisyen. Bravo. Teknisyen doğru cevap. 9 harflilerdeyiz. Mecaz anlam soracağız. 2 kelime aradığımız cevap ve bu bir sıfat. Buyursunlar. İnsanlarla çabucak kaynaşan, samimi tavırlara sahip kimse. Bıcır bıcır. Değil. Konmuş kan değil. Değil. 2 kelime zaten. Harf alın. Harf alayım. Aldık. Çok güzel yerden geldi harf. İkincisinin başını yanına sahip kimse. Cana yakın. Cana yakın doğru cevap. 10 harflilerdeyiz. Yine 2 kelime mastarla bitiyor. 2 harfli mastarımız. Gelsin bakalım. Şereflendirmek, onurlandırmak anlamında kullanılan tabir. Şereflendirmek, onurlandırmak. Harf alayım. Tabii. Şe. Baş. Bir harf daha alayım. Tabii. Mesela bir davet veriliyor, size haber veriyorlar, siz de... Şeref... Yok işte o. Umurlandırmak. 10 saniyeniz kaldı. Harf alın, harf alayım. Durdurun, bir şey yapın. Harf alayım. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık ve durdurduk. Şereflendirmek...
Çevrenin kullanımı kanununda tabir. Mesela işte davete siz katıldınız, biri sizi anons ediyor. Nur Hanımlar nokta nokta. Teşrif etmek. Teşrif etmek doğru cevap. 10 harfli ve son aradığımız cevap yine iki kelime deyim mastarla bitiyor. 5 saniyeniz var. Harf alıp almayacağıma karar vermem lazım sanırım. Ne efendim? Harf alıp almayacağıma karar vermem lazım sanırım. 8 tane harf alabilirsiniz. Bununla ilgili en ufak bir derdiniz yok. Yani ben soruyu okurken harf alayım, harf alayım, harf alayım, yapıştırın isterseniz. Tamam. O süre boyunca zaten süreyi sizin durdurmanıza gerek yok. Ha, bitince. Ve bitince bitmiş olacak zaten. Ama o sırada ben soruyu okurken harf isteyebilirsiniz. Tamamdır. Tamam. Gelsin bakalım soru. Birine aşırı bir biçimde gönül vermek, harf tutulmak, alayım. Aşık harf olmak. Harf alayım. Harf alayım. Ben ama dedim, ben okurken dedim, soruyu birine dedim. Birine aşırı biçimde gönül vermek, tutulmak, aşık olmak. Evet. Abayı yakmak. Abayı yakmak doğru cevap. Son harfi. Abayı yakmak. Evet, abayı yakmak. Gerçekten 8600 puanla sizi şimdilik gün birincisi koltuğuna oturttu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir gidiyorsunuz sandım bir an. Yok, ya ne yapacağımı bilemedim. Geçmiş olsun. Biraz rahatlamışsınızdır umarım. Çok teşekkür ederim. Çok yardımcı oldunuz. Elimden geleni yaptım gerçekten Nur Hanım. Ama siz de hiç fena değilmişsiniz. Boşuna heyecanlanmışsınız bana sorarsanız. Ayaklarınıza sağlık. Bakalım ne olacak? Birazdan anlayacağız. Sizden sonra zaten... Kaldı iki yarışmacı. Onların yapacağı skora göre sizin akıbetiniz de belli olmuş olacak. Hiç böyle bir sonuç beklemiyordum. Şu an daha çok şaşırdım. Neden? Hani 2000-3000'de falan unuturum kelimeleri, sonra süre biter falan gibi olsun. Bir düşüncem vardı ama. Ne münasebet efendim şimdi. Olur mu öyle şey? Biz izin verir miyiz ona? Dürteriz, şey yaparız, sallarız. Çok teşekkür ederim. Kendinize getirdik. Hanımlar beyler, Nur Hanım'a teşekkür ediyoruz. Alkışlarla onu yerine alacağız. Ve... 4. yarışmacımız geldi.